Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bu kabarmalara doyamayan lezzetli ve nefis yufkadan su böreği tarifi paylaşacağım. Evet, sizleri de bekletmeden hemen tarife geçmek istiyorum. Öncelikle böreğimizin lezzetine lezzet katacak sosumuzu hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı süt, 2 yumurta, birinin sarısı üzerine ayrılacak. Genelde börek soslarında hep süt kullanırlar ama ben yoğurt da kullanıyorum. Yoğurt böreğimizin arasında bir tabaka oluşturuyor ve çok lezzetine lezzet katıyor. Evet, yumurtaları ilave ettikten sonra yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Ve bütün malzemeler birbirine karışana kadar bir çırpıcı yardımıyla bu şekilde karıştırıyoruz. Diğer taraftan da böreğimizin iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için yarım demet maydanozu ince ince kıyıyorum bu şekilde. Burada da yaklaşık 150 gram karışık peynirlerim vardı. Onları değerlendiriyorum. Dilerseniz siz sade beyaz peyniri ya da çökelek de kullanabilirsiniz. Çok yakışıyor gerçekten. Evet, doğramış olduğum maydanozu peynirimin içine katıp karıştırıyorum. Evet, şimdi böreğimizi yapmaya geçebiliriz. Bunun için yaklaşık 4 yufka kullanacağım arkadaşlar. Dilerseniz siz 3 yufka da kullanabilirsiniz. Kesinlikle ince olmuyor. Yapacağımız şekliyle itibariyle çok kalın ve çok lezzetli bir tıpkı su böreği oluyor. Gördüğünüz gibi bir tane büyük yufkamı hiç bölmeden bu şekilde fırın kağıdı sermiş olduğum tepsimi gelişi güzel açıyorum. Burası çok önemli. Aralarda delik olabiliyor. Böreğimizin güzelce pişme aşamasında kabarması için bu şekilde gördüğünüz gibi deliklerin üstünü kapatıyorum. Evet, birinci yufkamı serdim. Şimdi üzerine karıştırdığım sostan 2-3 yemek kaşığı bu şekilde gezdiriyorum. Sosun her tarafına yayılmasını sağlıyoruz. Evet, ikinci katı da aldığım yufkayı bu şekilde ikiye bölüyorum ve gördüğünüz gibi bu aşama çok önemli arkadaşlar. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yufkayı elimde önce açtım, sonra buruşturdum ve top haline getirip bu şekilde sosa batırdım ve gördüğünüz gibi çok fazla açmadan tepsiye döşüyoruz. Böreğimizdeki buruşukluğu burada elde etmiş olacağız. Diğer yufkaları da aynı şekilde tekrarlıyorum. Evet, böreğimizi yaparken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım, oradan bakabilirsiniz. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum tabii ki. Bu video ile ilgili eğer kafanızda takılan soru işaretleriniz var ise aşağıya yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince dönüş yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yufkamı bit kat olacak şekilde tepsime döşedim. Şimdi buzluktan çıkarmış olduğum tereyağımı rende yardımıyla bu şekilde her tarafını rendeliyorum. Tereyağını mutlaka rendelemenizi veya doğramanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok yakışıyor. Evet, böreğimin ikinci katını da tekrar döşüyorum bu şekilde ve üzerine iç harcı olan peynirli harcımızı her tarafını gezdiriyoruz. Burada peynirli harcımızın tamamını kullanıyoruz arkadaşlar. Evet, peynirlerimizi de yaydıktan sonra geri kalan yufkalarımızı da aynı şekilde aynı işlemi yaparak tekrarlıyoruz. Ama kesinlikle tavsiye ediyorum, yani bu böreği mutlaka yapın. İnanılmaz lezzetli bir börek oluyor. Yani su böreği gibisi yok. Gerçekten su böreği tadında oluyor. Hem o tereyağının kokusu hem o içindeki maydanozun yoğunluğu çok lezzet katıyor. Gerçekten tavsiye ederim. Dilerseniz bu böreği aynı şekilde tavada da yapabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar, son katımı da yerleştirdim. Şimdi tekrar tereyağımı bu şekilde rendeliyorum. Evet, tereyağımı rendeledim ve en alttaki yufkamı bu şekilde pileler oluşturarak kapatıyoruz. Daha sonra artan sosumuzun içine yumurta sarımızı ilave edip tekrar böreğimin üzerine bu şekilde gezdiriyorum ve doğramış olduğum tereyağını bu şekilde serpiyorum. Evet, böreğimizin hazırlığı tamamdır arkadaşlar. Şimdi 200 derece ısınmış olan fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi böreğimi canlı canlı gösteriyorum size. Bakar mısınız görüntüye? Çok güzel kabardı. Gerçekten nasıl kabardı? Benim bu tepsim altını pişirmiyor. O yüzden ters düz edip tekrardan göstereceğim size. Evet, böreğimin tersini çevirdim. Bakın altına.
tekrar çevirdiğim halde söndü ve tekrar kabarmaya başladı gördüğünüz gibi. Çok lezzetli görünüyor. Sonucu sizinle paylaşmak için çok sabırsızlanıyorum. Evet arkadaşlar, böreğim gördüğünüz gibi pişti. Ben dilimleyip bu şekilde servis bile yaptım. Katları falan yakından da göstermek istiyorum hemen. Bakın. Lezzeti de bir o kadar güzel oldu. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Şöyle bol peynirli tarafından bakar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. Şuna bakalım. Harika. Şu an resmen parmaklarımı yalıyorum o derece. İnanılmaz lezzetli. Evet arkadaşlar, bugün de sizinle birlikte bu güzel yufkadan pratik su böreği tarifimi paylaştım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bütün püf noktaları kaçırmadan yaparsanız eğer siz de aynı şekilde bu tarifi elde etmiş olursunuz. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.